Hadi kızım. Metin hadi, geç kalıyor çocuk. Tamam anne. Anne. Hı. Ben götüreceğim bugün Çiçeği okula. İlk gün yanında olacağıma söz vermiştim. Ha öyle mi Metin? Vallahi öyle sözleşmişler. Ya ablacığım, işin gücün yok mu? Çiçeği okula götürüyorsun. Öğlene kadar çiçeğimin emrine amadeyim. Halam benim için izin aldı işten. Hadi o zaman biz iki ajan okula gidip eğilmezlerin gücünü gösterelim. Aslı! Hadi babacığım. Hoppa! Dönüşte de ben alırım. Hadi babacığım. Hani ben bugün diyorum ki şu Aslı'nın şirketine bir gideyim. Hem bir teşekkür edeyim hem de etrafı kolaçan edeyim. Bakayım bu kimlerle çalışıyor. Aa, Aslı yok şirkette. Tek başına mı gideceksin? Aslı'ya ne gerek var ki kızım? Ben gidip şöyle bir bakınıp çıkacağım işte. E ben de geleyim o zaman. Barış Bey'e ben de bir teşekkür edeyim yani. Anneciğim ben etmeye gidiyorum zaten. Kalabalığa ne gerek var? Oğlum o gün gittik, estik, gürledik. Anca azara geliyor demesinler. Yakışık alan benim de gelmem. İyi tamam o zaman hadi. Hadi sen de hazırlan gidelim beraber. Hadi. Abicim biz gidiyoruz, sen kafayı açarsın tamam mı? Bir iki saate geleceğiz biz. Tamam abi sen merak etme. Buralar sana emanet hadi. Hadi. Tamam gidip gelin. Gelin. Oh vallahi. Şöyle abimsiz yani. Gerilmeden. Vallahi öyle. Bunlar ne gül? Ya sen öyle kahvaltı yapalım falan deyince ne bulduysam getirdim öyle. Allah karışık kızartma bayılırım he. Ya halden yeni geldi. Taze taze. Ben de hemencik kızarttım. Yapmışsın eline sağlık. Arkası pek iyi gelmeyecek gibi ama hayırlısı olsun. Söyle. Hani Aslı ile Barış Bey var ya. Ne? Ne iyi oldular ama değil mi ya? İyi oldular, iyi oldular da. Nasıl olacak şimdi öyle? Ne nasıl olacak gülüm? Öf! Hiç beceremiyorum ben böyle şeyleri. Açık açık sorayım ben en iyisi. Şimdi Barış Bey'in böyle sıkıntılı durumları vardı ya hani. Hani Aslı'ya açılamıyordu o yüzden falan. Hani artık işle mi ilgili, ailesiyle mi ilgili? Orasını bilemem. Ne oldu onlar Teo? Onlar çözüldü mü? Yani öyle bırakıp gitmez değil mi Aslı mı? Yıkmaz değil mi? Şimdi Gül, yani patron Aslı'yı üzmez, ondan eminim. Ama hayat bu. Yani ne getirir, ne yaşarlar onları bilemem tabii. Ona bir şey diyemem. Bilemeyiz tabii ki ama... Yine de sen hani biliyorsundur. Bana da söylesen de ben de arkadaşıma ona göre davransam. Bak sen aşkına sahip çıkmış bir adama aşık olan Aslı'ya nasıl davranacaksan öyle davran tamam mı? Ötesini düşün. Peki madem öyle olsun. Yalnız Gül bir şey diyeceğim. Kızartma şahane olmuş ha yemin ediyorum. Ben nasıl bir sevap işlediysem karşıma sen çıktın yani. Vallahi billahi bak. Sonunda baş başa kalabildik bir arzum ha? Kaldık da abimler kafeyi açmak yerine sokak sokak dolaştığımızı anlarsa görürüz. Ya hakkımız değil mi kızım ya? Bana bak, şş. Gel şurada bir çay içelim ha? Ondan sonra açarız kafeyi. Seni kafenin içine kısılıp kalmaktan kurtarıyorum işte aşkım ya. Şak diye. Şş, öpeyim bir tane. Aşkım benim ya, gel. Sen bir kızartmaya kendini şaşırdın. Abim için bir şey oldu şimdi, kötü oldum. Tabii sen hep hazır da yiyorsun, dışarıdan yiyorsun hep. Evin de yok zaten. Öyle tekne tepelerinde, hay rutubetten romatizma olacaksın canım yakında.
Ya balıkçı teknesinde yaşamıyorum Gül, sen de amma abarttın ya, bir sakin. Olsun, kışın gene zor. Fırtınası var, şeyi var onun. Acaba sana böyle küçük, böyle ufak tefek bir ev falan mı baksak? Tutalım be. Nereden istersin söyle. Aşk olsun, ben onun için söylemedim ben. Öyle sahipsiz gibi şey yapma diye söyledim. Sahipsiz. Öyle mi dedim ben sahipsiz? Öyle demedim, öyle de demedim. Öyle dedim, nasıl dedim? Ay yok, bir şey demedim ben. Vallahi hiçbir şey demiyorum ben. İyi, böyle sanki gelmişim de senin düzenini bozuyormuşum gibi oldum. Ne rahatsın ki demek, kalıyorsun, yaşıyorsun yani orada. Değilim ben de aferin. Benimki kendi evimi bulana kadar beklemekti işte. Şimdi bulduğuma göre taşınabiliriz artık. Ben miyim senin evin? Sensin benim. Gül mü o? Yok, aşkım değil. Hadi gel biz kafeye gidelim, böyle içim bir daraldı. Hadi gel. Bir dakika, bir dakika. Yanındaki de o mahalle sinsisi mi yoksa ya? Ay Barbo, tamam değil. Hadi gel biz kafeye geri dönelim. Hadi aşkım, gel. Aşkım, dur, dur, dur. Şimdi yaktım çırağını siz nişat diye. Barbo! Abim! Hay Allah'ım! Barbo! Bittin oğlum sen, bittin. Bak ben size söylüyordum işte. Kız kardeşimi sinsice çay bahçesine atmış, sinsi sansar. Barbaro, ne bağırıp duruyorsun ya insanın içinde? Altı üstü kahvaltı ettik, ne abartıyorsun ya? Allah Allah ya. Bak bir de havalı havalı konuşuyor ya. Ben şimdi gösteririm sana Barbaro. Lütfen dur, yapma, ne yapıyorsun Barbaro? Bitti oğlum, bitti. Bundan sonra kadırga madırga yok sana. Bir daha ayak bastığını görmeyeceğim, duydun mu? Görmek istemiyorsan bakmazsın abicim. Tamam, gitmiyorum ben hiçbir yere. Bak bakayım nasıl gitmiyorsun. Abi yeter. Barbaro yeter. Ay yeter ya. Bir huzur ver, bir rahat ver. Kızım ben abiyim. Rahat vermek benim doğama aykırı. Ben de Teo'yum. Kaçmak da benim duam aykırı. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız diyor. Şuna bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak bir de böyle açıktan açıktan konuşuyorum birader. Ben sana acayip kıl kapıyorum ha. Zaten adın ne adın belli, ne soyadın belli. Teo Teo geziniyorsun ayağımın altında. Ya gözüne girmek için gizli saklı mı davransaydım abicim? Bu mu yani? Allah'ını seversen. Hadi. Hadi. Bırak aşkım, bırak. Tamam. Bu lan bu. Ulan insan sevdiği kızın abisinden bir lokma çekinir be. Sen böyle çok açık seçik davranıyorsun, tamam mı? Ben senden acayip kıl kapıyorum. Ama benim adım da Barboysa çözeceğim ben senin olayını, bekle. Yalnız ben senin adını Barbaros diye biliyordum ama neyse. Bak hala duruyor da, yürü kız! Gül ne yapıyorsun ya? Ne yapayım ya, görmedin mi abimin halini? Gitmesem delirir. Yalnız gidersen de ben delireceğim ha, haberin olsun. Teo aşk olsun ya! Allah'ım, ve arada kalıyorum, görmüyor musun? Ne yapayım ben şimdi? Hem ben kendimi paralamadım mı abime açılma, konuşma diye? İşte bunun içinde. Yani ben dürüstlüğümün bedelini böyle mi ödüyorum? Ha, hayır. Tamam, tamam. Vallahi tamam. Ben öyle demek... Tamam. Öyle demek istemedim ben. Bak hala duruyor. Gül! Gül! Ne gül? Tabii geliyorum. Gül, gül, ne gül?